Ortalık karışacak diyorum. Niye anlamıyorsun? Bana ne ya? Umurumda mı benim? Ozan bu salaklığı yapıyorsa kendisi bilir. Hem sana ne fark ediyor? Ha Kadir, ha Ozan. İyi olan kazansın işte. Saçmalama. Bana numara yapacaksın diye. Ne numarası ya? Numara falan yok. Numara yok. Öyle mi? Öyle. Vazgeçtin yani. Daha düne kadar peşimde koşuyordun. Ne oldu? Hadi bana aşıktın. Hadi beni seviyordun. Vazgeçmezdin. Bir günde vaz mı geçtin benden? Yanılmışım işte. Sana da aynısı olmadı mı? Sen de bir günde vazgeçmedin mi benden? Vazgeçmedim. Allah'ın cezası, vazgeçmedim. Seviyorum işte. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Kim var orada? Biri mi vardı? Naz mıydı? Naz olsa böyle sessizce gider mi? Bu yüzden gideyim diyorum işte. Benim buradan gitmem lazım. Biz aynı evde olamayız Mete. Biz diye bir şey olmadığını bir kabul etsen bu kadar zor olmayacak her şey. Tamam, kabul edelim. Arkadaş kalmayı deneyelim. Deneyelim. Denemek zorundayız. Naz olduğu sürece başka bir şansımız yok bizim. Doğru. Bu işin içinden çıkamıyoruz. Aynı evin içinde olamıyoruz. İnsan en çok bu delirtiyor. Ben elimden geleni yapacağım. Bir tek sen kendini böyle heba etme İncil'e. Kadir. Hayırdır? Günaydın Naz Hanım. İncil'e telefonunu düşürmüştü arabada, onu vermeye geldim. İncil'e bakıyordum. Geldi mi o? Görmedim ben. Kızı da kimse görmüyor ya. Neyse, ev büyük gerçi. Sizle karşılaştık, konumuz farklı madem onu konuşalım. Naz Hanım, biz sizle ne anlaşıyoruz, siz ne yapıyorsunuz? Ne yapmışım ben? İncil'e'yi bara sarhoş toplamaya göndermişsiniz ya gece gece. Kapıda da 50 tane adam var ya, hiç sevmedim ha ben bu işi. Böyle olursa anlaşma manlaşma olmaz. Ya sen... Nasıl ben? Sen ona bozuldun. Pardon, alışkanlık. Baktım kusura. Alışkanlıklarımıza yoklama yapalım. Ben size kartımı vereyim. Bir daha böyle bir durum olduğunda beni ararsınız, çözerim. Ozan'a da ayrı bir sinyal oluyorum zaten. Ya seni kim sevsin? Nasıl? Biraz yüksek konuşabilir misiniz? Duymuyorum. Tamam, biz bundan sonra dikkat ederiz. Tamam mı? Hadi selametle. Bir İncil'e'yi göreyim. Duyup da sessiz kalacak kimse yok bu evde. Korku dolu bakışlarını bırak. Bana yardım edeceksin değil mi? Konuşacaksın Naz'la. Elimden geleni yapacağım. Ama sen de şu söz olayından bir vazgeç. Bak, kendim için değil, senin için söylüyorum. Seni korumak için. Bana diyorsun duramıyorsun diye. Sürekli çırpınmaktan her yerini parçaladın, kan içinde bıraktın. Yapma. Hayrola? Kadir? Sana hayrola? Neredesin sen? Seni bekliyoruz. Geldim hayatım. Evet Kadir. Asıl sana hayrola, günaydın. İncil'e telefonu düşürmüş arabada, onu vermeye geldim. Sağ ol. Hayatım sen bana bir bakar mısın? İncil'e, senin de mesain başlayacak. Kadir'i getir istersen. Hadi Kadir. Oğlum sen ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun? Ne zırvalıyorsun lan sen? Seviyordun bilmem ne filan. Ne diyorsun sen? Şimdi geldi aklına. Söyleyemedim dede. Ulan söylüyorsun şimdi ya. Biz İnci'yle aslında yurt dışına kaçıyorduk. Mete bize engel oldu, gidemedik. Lan kaçıyorduk mu? Ne diyorsun sen ya? Ha? Ne diyorsun? Anlat bakayım şunu bana. Ya söyledim ya Kadir, karısını arıyordu işte adam. Evde mi arıyordu, bahçede mi arıyordu karısını? Ya bunun da mı hesabını soracaksın? Soru sordum sadece ya, tamam. Tamam, ben de söyledim. Tamam. Saat tam 5'te kapıdayım. Tamam, ben işe döneyim.
Sen git istersen, zaten geç kaldım. Ne olacak ya? Fazla mesaine saysınlar. 5 dakika konuştuk en fazla. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Hangi akla hizmet ya bu? Hangi akla hizmet Ozan'la İncil'i evlendirmek? Dahiyane bir fikir bence. Salak Ozan nasıl ikna ettin acaba? Halledeceğiz o işte. Ya nereye gidiyorsun Mete? Nereye gidiyorsun? Ya dedemle konuşacağım. Böyle bir şey olmaz ya. Konuşmasın kimse kimseyle. Kadir hayatımızdan çıkarmaya çalışıyorum ya. Kadir mi Ozan mı? Bak formalite diyorum. Formalite. Sen İncil'e sordun mu bunu? İncil'i de ben halledeceğim. Merak etme sen o kısmı. Yeter ki şu Kadir hayatımızdan çıksın, okey? Naz. Naz. Ya ne olur dur be. Lütfen bak, bana söz hakkı da bırakmadın zaten. Ben bu bombanın etkisini kaldıramam gerçekten. Canım, bomba zaten patladı. Ozan şu an Ziyade ile konuşuyor. Ne? Evet, ama merak etme, biz yanındayız değil mi Mete? Mete en doğrusunu yapmış ya, Allah Allah. Şuna bak ya. Bir de kaçıyorduk diyorsun yani ya. Önce sana geldim dede. Sana derdimi anlattım. Sen böyle yapıyorsun, sonra neden haberim yok diyorsun. Zaten senin için varsa yoksa Mete, Ozan kim ki? Değil mi? Say, söv, döv, gönder gitsin. Şuraya bak ya. Bak ne diyor, görüyor musun Coşkun? Bir de üste çıkıyor bak utanmadan ya. Görüyorum efendim. Çok zor bir durum. Çok aşığım diyorum dede. Çok aşığım. Senden başka kimse annemi ikna edemez. Ne olacak ulan şimdi? Kızın sözlüsüne ne diyeceğiz? Gönlü var mı ki kızın sende? Olmasa benimle kaçar mıydı dede? Ozan, sen çocukken de böyleydin ya. Yani Mete'nin elinde bir oyuncak falan varsa hemen kıskanıp onu isterdin. Şimdi kız sözlendi, kıymete bindi değil mi ha? Bunca yıl evinizde olan kızı sen şimdi mi anladın ya? Ya hep aklımdaydı dede. Ama şimdi elimden bir şey gelmiyor. Başka çarem kalmadı. Hep? Hep. Bana bak. Çok taş yerinden oynayacak ha. Yani yarın öbür gün kalkar da dede ben yanlış yapmışım, vazgeçtim falan dersen bak yakarım canına, anladın mı? Anladım dede. Eminsin değil mi? Eminim dede. Buna yalnız karar veremem. Hadi sen git hazırlan. Annenlere gidiyorsun. Bunu onlarla bir konuşalım, tartışalım bakalım. Tamam dede. Ziya Bey, gitmeden önce bir değerlerinizi kontrol etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Coşkun bırak şimdi değer filan ya Allah aşkına. Bittim gerçekten. Ya sen ne istiyorsun, ben anlamıyorum ki. Bak Ziya dedeyi ikna edersek her şey çok güzel olacak. Bombanın etkisini de ben üstleneceğim diyorum. Sakinleştireceğim herkesi. Sen neden hala direniyorsun yani? Sen çok mu beğendin o has erkek Kadir'i ha? İlla gerçek evlilik mi olsun istiyorsun? Aşık mı oldun ya, ne? Ya sıkıştırıp durma şu kızı be. Allah Allah, sen bunun avukatı mısın? Avukatıyım böyle yaparsan. Kız istemiyorum diyor. Sıkıştırıp durma, ısrar ediyorsun. Ya siz ne istiyorsunuz? Kaderli hayat daha mı iyi ya? Naz, derdimiz bu değil. Bu değil ya. Ozan da beni kabul etmezler. Olay çıkar, daha da büyür her şey. Kadir ya Ozan'a zarar verirse, o zaman ne yapacaksın? Bir dakika. Ne oldu? Neredesin? Hadi çabuk ol. Dedemle bize geçeceğiz. Daha bizimkileri ikna edeceğiz. Tamam, sakin ol. Geliyorum ben hemen. Oldu da bitti maşallah. Şimdi biz eve gidiyormuşuz. Ben de gidiyorum. Hayır lütfen. Naz lütfen dur. Ya da ben konuşacağım herkesle. Mete tut şunu. Ya beni neyin içine sokuyorsun sen? Ya çok güzel olacak, siz anlamıyorsunuz ya. Ya sonra ne olacak? Peki hadi bu güzel oldu diyelim. Ozan'la evlendiler, sonra? Ya şu Kadir hayatımızdan bir çıksın, gerisini halledeceğim ben. Siz şimdi Gülten teyzeyle kalın, birbirinize ikna edin, okey? Naz hayır. Hayır ya lütfen laf anla. Lütfen ya Allah aşkına. Yapma şunu. Bırak gitsin, bırak. Bırak. Hah, aklın yolu bir, süper. Sakın bırakma onu. Hayır ya. Ya niye durdurmuyorsun? Ya neyini durdurayım ya? Laflar ağızdan çıkmış bir kere. Oyun mu desinler, vaz mı geçtik desinler? Olmaz. Bir düşünelim bakalım. Mantıklı bir yanı vardır belki. Yok işte, yok. Mantıklı bir yanı yok. Yok. Ziya. Coşkun, bizi 2 dakika yalnız bırakır mısın? Ne oluyor? Ziya, sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Çok. Hadi. Hadi. Ziya, ben çöp atıyordum. İncil'le Mete'yi baş başa konuşurken gördüm. Ne olmuş? Ben de anlamadım. İncil'e Mete'ye seviyorum diyordu. Haberim var. Nasıl haberin var? Neden haberin var? Ya nasıl anlamadık bu zamana kadar? Ona şaşırıyorum. Aralarında bir şey var yani.
E sen niye bu kadar rahatsız ya? Rahat filan değilim Nisa. Bunun için atıflara gidiyorum işte tartışmaya. Ayrılacak mı şimdi bunlar? Bilmiyorum. İşte atıflara gidiyoruz bu konuyu konuşmak için zaten. Tamam dur gidelim, ben de geliyorum. Sen niye geliyorsun? Ya kaçıramam ben böyle bir şey. Hem tansiyonum düşer, bir şey olur. Ben de geleceğim. Bu büyük bir olay Ziya ya. Çok büyük bir olay. Dur. Bakalım Naz ne yapacak? Nasıl bir içine soktun beni Naz? Asıl partiye de başlıyor şimdi. Bana bak, sakın geri vites atma, ben de seni satarım ha. Sus ağzımı. Zaten içimden geçtiler, çekil. Allah Allah, seni ev bark sahibi yapıyoruz ya. Daha ne istiyorsun? Hay evine de bilmem nesine de. Ben bugün evden çalışacağım çocuklar. Siz gidersiniz. Cemile Hanım, ablamın kahvesini duble yapabilir miyiz lütfen? Teşekkür ederim canım. Füsun, Ozan bugün size gidecekti. Umarım ağzından bir şey kaçırmaz. Kaçırmaz bence. Yani kaçırmasa çok iyi olur. Umarım. Nereden olsak canı şaşırır. Al sus şimdi. Bir aralarında fısırdanmadıkları kalmıştı, onu da yaşadık. Hayatım lütfen. Ya aile sofrası. Ne olursun. Hoş geldin Ziya abi. Baba. Sen ne arıyorsun burada? Ya sen niye destursuz giriyorsun evime? Kızımla konuşuyorum bak. Ben çağırdım baba. Tamam mı? Olanı biteni merak ettiğim için ben çağırdım onları. Kardeşimin evine gelip kahve içemeyecek miyim baba? Bu da mı yasak? Sen bana neden haber vermedin bunu? Niye versin? Bana cevap verme Belgin. Cevap verme. Baba, ben çocuk değilim. Ne yapıyorsun Ziya? Ziya Beyciğim, gelecek bir durum yok. Biz büyük bir aileyiz. Kız kardeşinin evine gelmiş. Ne olacak ki? Karışmasın. Ziya teyzeciğim, asıl konumuzdan sapmasak mı? Asıl konu ne Naz? Önce biraz sakin mi olsak? Okul mu? Okulu mu öğrendin yoksa baba? Ne okulu ya? Benim okuldan falan haberim yok. Neymiş o? Yok bir şey. Yok yok, okul falan değil. Hadi Ozan, patlat bombayı. Tam sırası. Hadi. Naz ne oluyor? Oziko ne oluyor oğlum? Ozan. Ozan, İncila'yla evlenmek istiyor. Ne? İncila'yla evlenmek istiyor. Oo. Ozan mı? İncila'yla Ozan mı? Korkma bu kadar. Bir şey olmayacak. Kimse yok evde. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Nasıl korkmayayım? Benim Ozan'la olmamı kabul etmezler ki, istemezler. Ya isteseler bile ben yine bu eve mi geleceğim? Benim derdim bu evden gitmek, bu evde olmamak ya. Seninle olmamak ya. Sizin Naz'la evliliğiniz yavaş yavaş oturunca Naz beni de bırakmak isteyecektir. O zaman ben bu resimden çıkıp gitmek istiyorum. İncil'e nasıl diyeyim bilmiyorum ama ilişkinize yakından şahitlik ettiğimde şunu anladım. Naz seni bırakmaz. Biz bu resmin içinden çıkamayız yani. Biliyorum. Kabullenmesi çok zor. Ben de çok zorlandım, çok çırpındım. Ama sanırım teslim olmak lazım.
Yani bir bataklıkta gibi düşün. Hareket etmeden durmak en iyisi. Ozan'ı da mı sürükleyelim o bataklığa? Hadi canım, ayrı sıkılabilirdi. Yani seni emanet etmek istemiyorum. Formaliteden de olsa beraber bir odaya gireceksiniz günün sonunda. Ama Naz da haklı bir yandan. Yani Naz'la ikimiz Ozan'ı yönetebiliriz. Oraları çözebiliriz. Kadir. Kadir ne olacak? Önemli mi senin için gerçekten? Onun bir suçu günahı yok ki. Üzülüyorum ona da. Ben yaptım, ben söyledim. Her yerde ben seninle evleneceğim dedim. Şimdi ne diyeceğim, vaz mı geçtim diyeceğim. O da bunu kabul mü edecek? Beni geçtim, ben önemli değilim. Ya sana zarar verirse, ya bir şey yaparsa? İncil'e. Sen önemlisin. Anladın mı? Kadir ne bana ne de bize, hiçbirimize zarar veremez. O ayrı. Ama sen önemlisin. Kadir işi buraya kadar getirdiyse sen onun elini tuttuğun için. Elini bırak bakalım ne oluyor. Ben kimse üzülmesin istedim. Biliyorum. Ama hayat öyle değil. Baba sen bir de bu zibidiyi alıp buraya mı getirdin? Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Ozan, hani senin İncil'e ile aranda hiçbir şey yoktu? Ben başta söylemiştim, sen bana kızmıştın Füsun. Tamam Fizciğim, bir dur. Bak bakayım sen bana. İncil'e hamile mi? Ne münasebet anne? Ulan eşek herif! Ulan eşek herif! Bir hizmetçi kıza yürümediğin kalmıştı. Bir dakika. Ben bu hamile meselesini bilmiyorum. Öyle bir şey mi var yoksa? Yok öyle bir şey çünkü dede. Dede öyle bir şey yok. Nereden çıkardılar anlamadık. Sadece birbirlerini seviyorlar. Seviyorlar öyle mi? Zaten bütün bunlar hep senin başının altından çıkıyor değil mi Naz? Pardon? Ne demek Naz'ın başının altından çıkıyor canım? Senin çocuğunun hür iradesi yok mu? Bebek mi bu? Bebek tabii. Bebek. Hem de en gerizekalısından bebek. Ya böyle konuştuğunda hiçbir şey bulamıyoruz ama. Sakin olun. Anlaşıldı mı? Sakin olun. Nasıl sakin olalım baba? Sen söyle de olalım o zaman. Ya davul bile dengi dengine öyle değil mi? Ne yapmayı düşünüyorsun sen? Evin çalışanıyla torununu mu evlendireceksin? Hayır. Hamileyse bile çözümü var. Neymiş o çözüm? Aldıracak mısın? Tabii. Tabii ki yani. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa ben de aldırmanın en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Olmaz öyle şey ya. Olmaz öyle şey. Ne yapacağım? Ben başından beri söylüyorum size. İncil'e bu evde artık tehlikeli gitsin dediğimde hepiniz sustunuz. Görüyor musunuz yaşadığımızı? Sırası değil Filiz. Tam sırası. Ya bir bırakmadınız çocuk konuşsun ya. Ozan, oğlum sen anlatsana işin aslını ya. Ama bak doğru söyle. Dede, hamile falan değil. Ben bu kızı seviyorum. Başka kimseyle de evlensin istemiyorum. Hepsi bu. Ay delireceğim şimdi gerçekten. Oğlum sen aklını mı kaçırdın? Siz hepiniz mi yalan söylediniz bana ya? Hayır babacığım, hayır. Bu hiç bize yalan söyledi. Ya korktum dede. Şu halinize bakın. Nasıl söyleyeyim böyle bir şey size? İncil'e peki? Bari sen sorma babaya. Bak delireceğim ben. Bari sen sorma şu soruyu. Kızım işin aslını anlamaya çalışıyorum ya. Anlamaya çalışıyorum ya. Baba Allah aşkına artık işin aslının anlaşılmayacak tarafı mı kaldı ya? Ya bak sakin ol. Böyle burnunuzun ucunu bile görmüyorsunuz yani. O kadar. Affedersin. Omuzum dağladım ve ben kendimi tuttum. Büyük bir sınavdı benim için. Ozan okey dememe bir sebep daha bu işte. Ne? Kadir'le evliliğin. Formalde de kalamaz ki. Kim bilir hakkımda ne düşünecekler? Akşam kim ne isterse düşünsün. Sen yanlış bir şey yapmadın ki. Halam duyacak, halam öğrenecek.
Naz onu da bir şekilde ikna edecektir, emin ol. Şu uçkuru düşüğü tavlamaktan daha kolay bir şey yok biliyorsun değil mi? Allah olur mu öyle şey? Biz neredeyse beraber büyüdük Ozan'la. E ne olmuş yani? Naz'la Mete de beraber büyüdüler ama görüyorsun. Her şey halloldu diyelim. Bir şekilde ikna ettik herkesi. Kabul ettiler. Ozan Bey geri dönmeyecek mi zaten? Okulu patladı zaten. Ona da burada kalmaya bir bahane olmuş olur. Hayatında değişen bir şey diyor. Canına minnet. O önemli değil. Şu kader meselesini bir atlatalım. Ne konuşuyoruz biz ya? Oh, ne konuşuyoruz? Resmen hapishanemizin duvarları açık renk mi olsun, koyu renk mi onu tartışıyoruz şu anda. Keşke seninle hiçbir şey yaşamasaydım. Keşke sadece hayalim olarak kalsaydım. Ben yaşadığımızdan pişman değilim. Yaşayamayacak olduklarımız için üzgünüm. Keşke başka hayatta tanışsaydık. Keşke. Keşke. Gülten Hanım. Herkes nerede? İşleri vardı anne. Çıktılar. Sadece üçümüz mü varız? Fahri de mi yok? Yemek yapalım mı? Acıktınız mı? Ben hemen size bir şeyler hazırlayayım. Özel olarak istediğiniz bir şey var mı? Ben bir şeyler hazırlayayım o zaman. Atır, sen ne diyorsun bakalım bu konuda? Bilmiyorum. Kız sözlü. Yalnız Ozan, madem durum böyleydi, o gün niye kız ille de Kadir'le gideceğim diye tutturdu? E korktu dedi kız. Şimdi niye korkmuyor peki? O zaman korktuysa şimdi niye korkmuyor? Ben söylüyorum çünkü size, kesinlikle bu işin içinde bir şey var. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben seni tanımıyor muyum? Sen gerçekten İncile'ye aşık olsan, ben bunu anlamaz mıyım oğlum? Bir halt mı yedin sen? Sen bir halt yedin değil mi? O kız da sana bebekle şantaj falan yapıyor herhalde, böyle bir şey. Ya kaç kere söyleyeceğim, yok öyle bir şey. Ya bir tane hamilelik testi alırız, olur biter. Ha, orada da kandırırsınız siz bizi. Güvenmiyorum ben size. En çok da sana güvenmiyorum. O yüzden ben kendim götüreceğim İncile'yi doktora. Sen iyice de saçmalıyorsun artık. Kapa çeneni. Sen artık kapa çeneni. Şu hallere bak, şu tavırlara bak. Kadir manyağı ne olacak peki? Yani madem aranızda bir vardı, onu niye kattınız işin içine? Siz ona karışmayın. Siz kararınızı verin, Kadir'i ben hallederim. Nasıl hallediyorsun baba? Adam delinin teki. Çıkarıp benim oğlumu vurursa kim verecek bana böyle bir şeyin hesabını? Biri çıkacak, benim torunumu vuracak ve bana rağmen bunu yapacak, öyle mi? Sen merak etme, ben onu hallederim. Siz kararınızı verin yeter. Hala karar verin diyorsun baba. Ya olacak iş değil Allah aşkına. Oğlum sen ne yaptın? Sen deli misin ya? Ya İncile çok güzel kız. Niye öyle diyorsunuz? Ben anlamadım. Naz, beni çileden çıkarmaya çalışma. Artık bir söylediklerini kulağın duysun. Tamam mı? Kesinlikle izin vermiyorum. Benim iznim yok. Sen de bu fikri kafandan çıkart. Unut bunu. Kendimi keseceğim. Peki yenge, hamile değilse izin verecek misin? Füsun, yeter artık ama. Tansu, sen burada kal. Sen de sakinleşince ablanı bize gönderirsin.
Belgin yetişkin bir insan. Ne isterse onu yapar. Atıp, bu konuya şimdi girmeyelim olur mu? Daha sonra konuşuruz. Sen de annene ikna et, sonra bize gel. Tamam mı? Tamam. Hadi, yürü. Hadi bakalım, çıkıyoruz. Buyur. Hoşça kalın. O kızı hastaneye götürmeyeceksin Füsun. Ne demek bu baba? Ben onlara güvenmiyorum. Götüremeyeceksin, bitti. Ne olacak yani? Hamileyse konuşacak zaten bir şey yok. Müber abla, ne oluyor böyle? Anlamadım ki. Sen biliyor muydun bunların aralarında bir şey olduğunu? Olmayacak, duaya amin dedim ben. Yakında evleniyorlar. Yok artık. Hem de Naz'la aynı zamanda. Emine! Yok, haberim yok. Ben de şimdi öğrendim. Emine, hadi git odaları topla kızım. Ya anne, sırası mı şimdi? Hadi dedim. Alo. Afife, müsait misin? Müsaitim. Ne oldu? Sesin kötü geliyor. Acil konuşmamız lazım. Sahildeki çay bahçesine gel hemen. Cemile, korkutmayın sen. Ne oldu? Burada olmaz. Gel sen. İncil'e iyi mi? İyi, iyi. İncil'e iyi. Başka bir şey konuşacağım seninle. Burada ortam müsait değil. Çabuk gel ne olur. Biraz da kereviz sapı koyalım. Çok yakışır. Ben yapsaydım. Eskiden çok güzel yemek yapardım. Çok severdim yemek yapmayı. Özellikle de tatlı. Mete küçükken bayılırdı benim yaptığım tatlılara. Öyle mi? Yine yaparız beraber isterseniz. Ama önce karnınızı doyurun. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sen benimle bir deliyle konuşur gibi konuşmuyorsun. Niye öyle konuşayım sizinle? Deli misiniz ki siz? Herkes öyle düşünüyor. En çok neye sinirleniyorum biliyor musun? Neye? Ya haklılarsa. Haklı değiller. Kimse kimsenin ne yaşadığını, nasıl büyük taşıdığını bilemez ki. Başkası için öylece yürüyüp gittiği dert bir başkasının hayatını durdurabilir. Oğluma aşık mısın? Hı? Aşıksın biliyorum. Yok. Yok, o nereden çıktı? Öyle bir şey yok ki. Şş, korkma, hiç kimseye söyleme. Kızım, senin başının altından çıkıyor değil mi bütün bunlar? Ne alakası var anne ya? Ben seni bilmiyor muyum? Nasıl soktun bu çocuğu bu işe? Ne vaat ettin? Ne anlaştınız aranızda? Ya adam aşık olmuş. Ben ne yapabilirim anne? Sen de biraz destek olsan keşke yeğenine. Dayımla yengemi bir ikna etsen mesela. Sevaptır. Kim kimi neye ikna ediyor? Çünkü ben ortada ikna olunacak bir durum görmüyorum da o yüzden soruyorum. Ayrıca sana da aşık olsun. Sen bizim yanımızda duracağına gidip bana o kızı savunuyorsun burada. Aşık olmuş Ozan. Beni delirtme Naz. Bak beni delirtme. Çünkü ben ortada aşk meşk görmüyorum. Füsun, biraz sakinleşir misin lütfen ya?
Git o kızı getir bana. Ben onu alacağım. Biz birlikte doktora gideceğiz. Yok artık ya. Siz delirdiniz mi? Doktor falan olmaz, hayır. Füsun, fevri davranıyorsun. Lütfen sakin ol artık. Artık kimse bana sakin ol demesin. Hiç kimse. Füsun. Anne, bu doktor işi olmaz ha. Söyleyeyim. Gülten Hanım, az önce dediğiniz şey... Öyle bir şey yok. Siz onu nereden çıkardınız? Niye öyle düşündünüz ki? Ben de bir zamanlar bana yasak olan birine aşıktım. Babam asla izin vermezdi evlenmemize. Babam hiç istemedi. Ben de kaçtım. Onun için her şeye göz gerdim. O da bana aşık sandım. Gözüm ondan başka hiçbir şey görmezdi. O da öyle sandım. Sonra Mete doğdu. Çok mutlu bir aileydik biz. Öyle sandım. Ne oldu peki sonra? Yani sormamın bir sakıncası yoksa. Anne, neden Esra teyzenin evine geldik? Hello oğlum, gel. Babanı görmeye geldik. Babamı mı? Babanı. Babam İzmir'e gitmemiş miydi? İşi vardı hani. Gitti gitti. Gel bakalım ne işleri varmış görelim. Sıkı tut elimi, sakın bırakma. Anne, neden geldik buraya, neden? Şşş. Ne yapıyorsun? Anne, vurmasana. Vurmasana. Neden geldik diyorum. Gülten. Çekil. Cemil. Gülten, ne oluyor? Gülten. Cemil. Anne. Ha, Gülten. Ya bir dinle. Gel sesini. Gülten, bir dinle lütfen. Anne. Gel buraya. Gülten. Yazıklar olsun. İş gezisi diye bizi bırakıp geldiğin yere bak. Çocuğunu bana yaşattığına Gülten, bak. Gülten, çocuğu niye getirdin buraya? Çekil şuradan. Sen benim en yakın arkadaşımın yatağından çıkıyorsun. Çocuğu niye getirdin diye mi soruyorsun? O da görsün senin ne mal olduğunu. Esra, sen çocuğu al götür. Sakın oğluma elini sürme. Ya sen benim en yakın arkadaşımdın. Ben sana evimi açtım ben sana. Soframı açtım ben sana. Kalbimi açtım sen. Lütfen, çocuk var, laflarına dikkat et lütfen. Çocuk anne var. Gidelim. Görsün, görsün. Bir daha çünkü göremeyeceksin ne onu ne beni. Kaybettin oğlum, ikimizi de. Oğlum, yürü. Oğlum. Mete. Yürü Mete. Mete. Gel oğlum, Mete, oğlum, gel. Oğlum, Mete. Oğlum, Mete. Gel Mete, buraya. Korkma sakın, tamam mı? Hiçbir şey yok, tamam mı oğlum? Korkma sakın. En yakın arkadaşımla yakaladım onu. İnsan kendi gerçeğine kör olunca İncil'a, hayat gözünü açmak için yüreğini kapatan bir acı veriyor. Siz hepiniz kendi gerçeğinize gözünüzü kapatmışsınız. Hepiniz. Ama korkma. Senin sonun benimki gibi olmayacak. Dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorsunuz. Kendinize gelin biraz. Çocuk sevmiş işte, sevmiş. Ne var bunda? Ne demek ne var bunda? Yani nasıl ne var bunda anlamıyorum doğrusu. Ya, o iş o kadar basit değil efendim. Ben de basit demedim efendim. Ama hayat onun hayatı. Çocuğun hayatına karışmaya hakkınız yok anne baba olarak. Anne babalar saçma buldukları şeylere müdahale ederler ve müdahale etmelidirler. Tabii sen yani başka açılardan baktığın için olacak iş var, olmayacak iş var. Peki ben insanlara ne diyeceğim abla? Ne diyeceğim ben onlara? Hı? Hadi hepsini geçtim. Bu evde bunca yıldır çalışan bir kıza ben bundan sonra gelinim mi diyeceğim? Ne var bunda? Ne var bunda? Ondan sonra da Naz gelecek, her fırsatta benim gelinimi aşağılayacak. Ne olacak ki başka? Böyle olacak biliyorsun. Bahri, ben anlamıyorum. Babam neden bu kadar uzun tutuyor Ozan'la konuşmasını? Niye bunu kestirip atmıyor? Gerçekten anlamıyorum. O da Belgin gibi düşünüyor olduğundan olabilir mi? En azından anlamaya çalışıyor. Sizin yaptığınız gibi iki cümleyle çocuğun hayatını kesip atmıyor. Hala hayat diyorsun ablacığım ya. Şu telefonu uzatabilir misin Bahri? Ya Füsun. Al canım.
Ben o kızın ipliğini bir pazara çıkarayım da görsünler. Ne yapacağım? Doktordan randevu alacağım. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun Füsun? Atıf'ın ne dediğini duymadın mı? Hoş geldiniz. Naz, ne oldu? Oo, günün manşeti de buradaymış. Ya sıkıştırmasana kızı. İncil'e ben seni sessiz bir şey sanıyordum. Sen bayağı yere bakan yürek yakanmışsın. Maşallah koleksiyonun çıktı. Hamile misin, doğru söyle. Ne? O nereden çıktı ya? İncil'a öyle uzaylı gibi bakıyorsun ama dünyayı salladın. Zaten başka türlü Ozan'ı nasıl bu hale sokacaksın değil mi? Yok, ben Nas. Bu kızını yolacağım yine, yolacağım yine. Ne istiyorsun sen ya? Kışkırtmasana kızı. Ne oluyor ya burada? He? Oo Mete, sen olayları bilmiyor musun? Yalnız Füsun seni doktora götürmeden durmayacak, ben diyeyim. Ne doktoru? Ne doktoru ya? Ya abuk subuk konuşuyor bu yine. Olanı söylüyorum. Füsun'a bir şey diyemedin de bana mı şemkiriyorsun? Ayrıca yanındakini tanı. Koruyorsun ama kuzeninin başını yaktı bu kız. Ya siz ne diyorsunuz? Gerçekten ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne saçmalıyorsun yine sen Fahri? Sen de mi Mete, Naz'dan sonra? Ben anlamıyorum ne bu hassasiyet. Bu kızın dokunulmazlığı mı var ya? İncil'a sen bu çocuklara ne yapıyorsun? Anlatsana biraz. Boş boş konuşma Fahri. Boş. Olmayan ne söyledim? Biriniz söylesin bana ya. Burnumuzun ucunda ne hikayeler yaşanıyormuş da bizim haberimiz yokmuş. İncil'a, hamileysen söyle, insanları doktora da şoka sokma. Ne doktoru, tamam, ne bırak. Doktoru ya? Ne? Yengem seni doktora götürmek istiyor. Doktor moktor yok. Ya ben de öyle dedim ama. Ama ne? Saçma sapan konuşmayın, tamam mı? Çıkarmayın, doktor moktor yok dedim. Ya kadın bırakmıyor, ne yapayım? Beni arasın. Mete Bey, dediğiniz odasında sizi bekliyor. İncil'a, sen de gel benimle. Adam bayağı geldi. Gözüme baka baka bana senin derdini anlattı ya. Yazıklar olsun Ozan. Yazıklar olsun. Ben de sanıyorum ki ikimiz can ciğeriz. Öyleyiz dedi. Hadi oradan. Yahu senin evin burası. Siz ikiniz bu evin çocuğusunuz. Kalkıp konta koşmak neyin nesi ya? He? Neyin nesi? Ben senin her derdinde arkanda değil miydim bugüne kadar? Dede beni bir dinlesen. Hadi oradan. Git hasteden dinlesin seni. Dede. Ne desen haklısın. Bana inanmıyorsun biliyorum ama inan. Seni düşündüğüm için yaptım. Beni düşünmüşmüş. Bunun nesi beni düşünmek ya? Evet. Annemin böyle tepki vereceğini biliyordum. İkinizi karşı karşıya getirmek istemedim. Kobziya'ya gol attım diyorsun yani kendince. Evet. Gerilmeyin. Sana kızmasın istedim. Ya bir şey olduğunda benim için sana gelmek en kolayı. Ziya dedeme gitmeyi kolay mı sanıyorsun? Ama işte seni düşündüm. Seviyor musun peki? Ama işte engel çok. Engeller aşılmak içindir. Ben hele seni bir dinleyeyim, bir anlayayım, bir emin olayım senden. Gel otur anlat bakalım. Anlat da bir dinleyelim. Vallahi denedim ama yengem kararlı. Ne diyorsun ya Naz? Ne diyorsun, olmaz? İncil'e bak, bu bizim lehimize oldu, tamam mı? Ben restimi çektim, dedim ki hamile değilse okey misiniz? Hayır, olmaz. Olmaz, ben doktora falan gitmiyorum, kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Niye, seni korkacak bir şeyin mi var? Ne korkum olacak Naz? Bu benim kendi kararım. Sadece seninle yaşamak istiyorum. Sen de bu anı özel olarak hatırlayacağına bana söz ver. Söz mü? Bak, elimiz güçlenir. İstemiyorum. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Bu kadar basit. Ben daha ne kadar aşağılanacağım Naz? İstemiyorum. Korkuyor diyecekler. Haklıymışım diyecek Füsun yenge. Desin. Ne derse desin. Umurumda bile değil. Desin.
Sen Kadir'le yattın mı ya? Saçmalama Naz. Ne diyorsun sen? O zaman normal muayene gibi düşünsene. Korkun varmış gibi böyle. Düşünemiyorum öyle. İstemiyorum, hayır. Ya İncila, ben seni geberteceğim ha. Ben buraya kadar getirmiş mi olayı, ne yapıyorsun ya? Hepsi senin yüzünden oldu zaten. Muayene mi, Kadir mi ya? Kadir. Ne demek Kadir? Kadir. Ben başından beri Kadir diyorum zaten. Ozan diye diye sen tutturdun. Olmaz Ozan ya, hayır. Ne kadar onur kırıcı yaptıkları görmüyor musun? Bunların hepsi senin yüzünden oldu. Sen dedemin evinden o adamla çıkmasaydın bunlar olmayacaktı. Bize mi onurun var senin? Adam seni yerden yere sürüklüyor be. Gerizekalı. Baba, ben başkasını seviyorum. Bana bak, elimde kalacaksın çocuk. Aklını başına al. Hanımefendi bir konsolos kızı dururken bir terziye mi bakacaksın, ha? Bana bak, çabuk in aşağıya. İn bu okuzada nazik davran. Böyle işte dede. Gönül bu laf dinletemedim. Baba, siz hala niye dinliyorsunuz bu çocuğu? Bu nasıl bir odaya girmektir Füsun? Füsun. Ne Füsun? Füsun, Füsun, Füsun. Burada benim çocuğumun hayatı söz konusu. Ne Füsun'u ya artık? Belgin, bir izin versen de meseleyi ailecek aramızda halletsek. Zaten ailecek hallediyoruz Filiz. Baba, ben İncila'yı doktora götüreceğim. Öyle bir şey olmayacak. Ozan, sen çık oğlum. Müberra'yı gönder buraya. Ben bu çocuğa bugün arazi bakarız diye söz verdim ama bu kafayla da gidemem şimdi. Sen idare eder misin bunu? Mette. Dede. Sen hala bozuk musun bu Kadir işini? Yok yok dedeciğim. Bir an dalmışım ama dinledim sizi. Ne diyorsun peki? Hallederim. Bu Ozan'la İncila için diyorum. Senin fikrin nedir bu konuda? Gerçi senin haberin vardır herhalde bundan, değil mi? Yok dede. Ben de şaşırdım herkes gibi. Ne yapacağız? Ben Ozan'ı seçelim derim. Herhalde iş seçime kalacak o zaman. Kendi torununu seçerim tabii. Kadir, ilk görüşte evlatlık edinmeseydiniz iyiydi. Laf çakma Mete. Sen gaza gelip adamın elinden işini almasaydın biz bugünlere gelmezdik böyle. Sorun yok dede. Güzellikle halleder, sonra da paketlerim. Bak, dikleşme sakın oğlana, tamam mı? Sen ona taktın, ben bunu biliyorum. İki günde tanıdığım bir adama ben seni tabii değişmem. Hatta kimseye değişmem yani, anladın mı? Ama çocuk da sağlam bir çocuk ya. Harcamaya gerek yok ki. Harcamayalım, harcamayalım da nasıl yanımıza duracak bu şekilde? Mete, bunlar bak, bunlar senin için hepsi birer sınav. Böyle insanları kazanman lazım, anladın mı? Böyle insanları yöneteceksin. Böyle olaylarla çok karşılaşacaksın gelecekteki hayatın. Onun için böyle insanlardan kendi etrafına bir takım oluşturacaksın. Onlarla beraber yürüyeceksin. Ve bu problemleri de çözmeyi öğreneceksin, anladın mı? Ben zaten hep arkandayım senin. Sağ olun dede. Adam biraz saplantılı. Onu kestiremiyorum, başka bir şey yok. Kendini onun yerine koy oğlum. Biraz anlamaya çalış onu yani. Ya ben size bu kızı zorla mı veriyorsunuz dedim. Hayır dediniz bana. Yalan söylediniz hep birlikte. Biz zorla vermedik ya Atıf Bey. Bana ne bakıyorsun baba? Böyle bir şey olduğunu bilseydim sence ben oğluma izin verir miydim? Yok artık. Ben İncila'yı bu evde istemiyorum, doğru. Ama konuyla alakam yok. Ya bırakın ya, bırakın. Kimi kandırıyorsunuz siz? Biz zorlamadık. Yani Ozan'dan da benim şimdi haberim oldu Atıf Bey. O İncila'ya da soracağım hesabını. O kıza kimse ilişmeyecek. Öyle doktor moktor da yok Füsun bak. Yani biz bir söz verdik Atıf Bey, o ne olacak? Yani bizimkilere ne derim ben? Kadir'e ne derim? Ne diyorsun sen Müberra'ya? Sen ne diyorsun? Oldu olacak, gidelim isteyelim İncila'yı. Olur mu baba? Peki baba, ne yapıyoruz?
Anne babamla ben konuşacağım. Yani Ozan sana bir şeyler mi söyledi yoksa baba? İncil'e hamile. Bence İncil'e hamile ama ben DNA isteyeceğim. Ben DNA isteyeceğim çünkü güvenmiyorum. İkisine de güvenmiyorum. Ya yok, kimse bir şey söylemedi bana. Neler saçmalıyorsunuz ya? Ben az önce ne dedim size? Kıza kimse ilişmeyecek, Ozan'a da. Müberra'ya da. Ben işe gidiyorum ha. İşe gidiyorum. Orası çok daha huzurlu ya. Sakın heveslenme Müberra. Olur mu? Sen sakın heveslenme. O aileni falan da ikna etmeye çalışma. Çünkü bu iş olmayacak. Bak Müberra, şimdiden söylüyorum. Bu iş nikah masasında olsa bile bozulacak. Öyle boş hesaplar peşinden gitmeyin. Yanlış kişiye yükleniyorsunuz. Müberra, sen çık dışarı. Müberra dur. Sen şimdi de evin işlerine mi karışmaya başladın Belgin? Belgin, sen kimin tarafındasın? Hiçbirini sağduyulu düşünemiyorsunuz. Sen mi sağduyulu düşünüyorsun? Evet, şu anda öyle. Müberra, çıkabilirsin şimdi. Aslan dedem benim be. Bak ben sana ne dedim? Vallahi bu kadarını ben de beklemiyordum. Sahip çıktı bize. Hastane işi ne oldu? Onu da halletti biliyor musun? İzin vermiyor. Ozan. Annem biliyor. Burada mısın? Sakın kapatma, sakın kapatma. Hadi kalk, yürü gidiyoruz. Nereye? Hastaneye gidiyoruz abi. İncil'i alıyoruz, birlikte doktora gidiyoruz. Ya ben sana bir şey söylüyorum, niye inanmıyorsun? Niye inanayım? Niye inanayım? Ben kime inanayım? O kıza mı inanayım? O kızın bir adı var. İncil'e. Hani bir zamanlar çok severdin ya. Evet, hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bir çalışan olarak çok seviyorum, tamam? Ama gelinim olarak değil. Uzatma. Gidiyorum, hazırlanıyorum ve çıkıyoruz beraber. Füsun, büyük hata yapıyorsun. Atıf sana ne dedi? Abla, o benim çocuğum. Lütfen sen bu işe karışma, olur mu? Sen bunu anlayamazsın. Pardon. Geliyorlar. Ha anne, bak bak bak, bu alan komple. Komple bizim. Oğlum burada spin atacak. Sabret, şükret, seyret bak. O taraflar da var ha. Hayırlısı olsun be oğlum. Anne bir saniye, ben arayacağım seni. Tamam oğlum, görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam Kadir. Bey baba gelecekti, gelmedi mi? Ha, işi çıktı, ben geldim. Sen bak bana anlat dedi. Ben arayayım o zaman bir bey babayı. Çünkü bana demişti ki ortağım sensin, muhatabım da sensin. Bey baba selamünaleyküm. Gelecektin, gelmedin. Senin torun burada. Kadir, işim çıktı. Onun için Mete'yi gönderdim. Mete demek ben demek yani, anladın mı? İkiniz konuşun, kararı verin. Zaten sonuçta karar verecek olan da kişi o. Tamam da bey babacığım, biz seninle ne konuştuk? Benim ortağım sensin, muhatabım da sendin. Ya yine benim ama Mete de benim vekilim. Yani onun için anlaşın kendi aranızda yani. Kayısı, Malatya'dan geldi. İki lokma alsaydınız şekerimize. Yok, sağ ol. Yani şeker mi kaldı, tansiyon mu kaldı ya Coşkun? Nedir bu durumlar böyle? Vebal midir, nedir? Siz iyi bir insansınız Ziya Bey. Kime ne kötülüğünüz olmuş ki? Hoş geldin. Ne oldu? Telefonda söyleyemeyecek kadar önemli ne olabilir? Gel otur şöyle bir soluklan.
Hadi anlatsana. Nasıl geldiğimi bilemedim. Fife, ahiretliyim. Ben artık taşıyamıyorum bu yükü. Bu olanlara, bu kulaklarımın duyduklarına dayanamıyorum. Sen neden çıkıp Atıf Bey'e anlatmıyorsun gerçeği? Ne oldu? Hayırdır? Daha ne olsun? Daha ne olsun Afife? İncila o evin torunuyken hizmetlisi olarak büyüdü. Gözünü seveyim, anlat artık gerçeği. Ağlamayı kes artık. Senin hiç Allah korkun yok mu? Kimseye teklif etmem. Söylemem. Yeter ki alma çocuğumu benden, ne olur. Şimdi zor gelir. Ama ileride bana dua edeceksin. Hem seni evlendireceğim de karnında başkasının çocuğuyla mı evleneceksin? Yemin ediyorum bir daha çıkmam Atıf'ın karşısına. Ne olur bırak beni. Uğraştırma beni. Afife Hanım, alabilirim size. Doktor Hanım, elini ayağını öpeyim, bana yardım et. Ben bir şey yapamam. Aldım deseniz. Yemin ederim ben onlardan hiçbir şey istemeyeceğim. Haberleri bile olmaz. Kıymayın bebeğime ne olur. Kont Ziya beni hastaneye zorla götürdüğünde vicdanlı bir doktora denk gelmeseydim eğer, bugün İncil'e ne olacaktı? Oğlumdan oluyordum ben az daha. Nedir durum doktor? İşlem tamam mı? Evet. Geçmiş olsun. Söylesem ne olacak? Benden olanı soylarından kabul edecekler mi? Kabul edecekler. Mecbur kabul edecekler. O kızın yasal hakları var bir kere. Paraları da onların olsun, o kıymetli anları da. Benim oğlumun babası Osman. Gözü gibi baktı, büyüttü. Senelerdir bir gram azalmadıysa ben nasıl derim senin oğlun değil diye. Ozan İncila'yla evlenmek istiyor. Ne? Neler ettiler kıza bugün. Yok kimmiş o da, yok hizmetçiymiş de. Hamile sandılar kızı. O kadar zor tuttum, o kadar zor tuttum ki kendimi avaz avaz bağırmak istedim. İncila bu evin torunu, bu evin kızı demek istedim. Sakın, sakın Cemile. İncila sözlü zaten. Bu ne hadsizlik? Nereden çıkmış ya? Ne demek evlenecekler? Neden olmasın Afife? Bu Kadir denilen adamı sevmiyor belli ki kız. Belki Ozan'ı sevdi de gönlünden kaçırmak için sözlendi. Ha? Afife. Onun kaderi de seninki gibi olmasın. Cemile, onlar kuzen, sen ne diyorsun? Biliyorum, biliyorum kuzen ama nikah düşüyor işte. Hem madem sen gerçeği söylemiyorsun, bırak kız evin gelini olsun bari. Hak ettiği saygıyı, hürmeti görsün. Cemile, ne saygısı, ne hürmeti Allah aşkına. Ben o zamanlar saygı duyulan iyi bir terziydim de ne oldu? Adlarına yakışamadım. Terzi torunu, bir hizmetçi İncil'e onlar için. Onlar için bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Peki ne olacak böyle? İncil'a gerçeğini öğrenemiyorsun. O bizim torunumuz, Atıf'ın değil. Sen de çıkar aklından bunları. Kendini suçlu hissetmeyi de bırak. Atıf Ziya'yı gönderdikten sonra arkasına bakmadı bile. Onu da anlamıyorum. Atıf Bey, Dilşat Hanım'la da mutlu olmadı. Geçen gün bana dedi ki, zorla mutluluk olmuyor, biz yapamadık dedi. Ay bir üzüldüm, bir üzüldüm, içim yandı. Biliyor musun, Atıf Bey Ozan'ı destekliyor. Ben zaten Atıf Bey'in Ziya'dan haberi olduğuna inanmıyorum, biliyor musun? Bunca yıl, bunca acıdan sonra
Artık bunun bir önemi yok Cemile. Bu sır bizimle mezara gidecek. Senin bana büyük yeminin var biliyorsun. Ne yapacaksın peki? Engel olacağım. Bu evlilik asla olmayacak Cemile, asla. Allah'ım ne olur böyle bir şey olmasın. Ne olur Allah'ım. Lütfen. İyi misin İncil'e? Geleyim mi? İyiyim Naz. İyiyim. Çıkıyorum şimdi. Baksana geçen gün de senin böyle miden bulanmıştı. Bir ihtimal yoktur değil mi? Bir halt yemedim. Bak varsa şimdiden söyle. Orada çok fena. Hayır Naz, saçmalama lütfen. Zaten yiyip de bana anlatmadıysan kimseye bırakmam seni, ben gebertirim. Stresten. Stres midemi vurdu. Sana ne olmuştu ya gece? Utanıyorum ben Naz. Çok utanıyorum. Ya. Hayır. Bak bunların hepsini senin için yapıyoruz. Yengen başka türlü ikna olmaz ki. Hem en iyi sen bilirsin, bir şey yok diyorsan sadece karnına bakacaklar. Ben de hep yanında olacağım. Tamam. Gel. Gel. Tamam. Gel. Sakin ol. Tamam. Lokasyon çok güzel Kadir. Ama kafandakileri yapabilmek için bir yine fizibilitesine bakmak lazım. Benim de aklımda bir şeyler var. Tamam. Sen o aldığın otoparka yaparsın aklındakileri. Bura benim. Burayı bana sal. O da olur. Ama şimdi biz burayı konuşuyoruz ya. Ya ben niye seninle konuşuyorum? Niye bey babayla konuşmuyorum? Bir de biz bey babayla yemekte üstüne basa basa konuştuk. Dedi ki senin ortağın benim. Muhatabın da benim. Ne oldu şimdi bir anda? Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Muhatabın da ortağın da hala dedem. Ben anlamıyorum ya. Bir öyle, bir böyle. Bir öyle, bir böyle yok aslında. Bu bir aile şirketi. Ben de dedemi temsilen buradayım. Belli kurallar var. Onu uyguluyoruz. Korkmana gerek yok. Korkmuyorum. Anlamaya çalışıyorum. Tamam işte. Ben de anlatmaya çalışıyorum. O yüzden şu gardlarını biraz indir aşağıya. Biz burada aynı takımdayız. Karşı karşıya değil. Tamam. Ne kadar sürer senin değerlendirmen? Ben evleneceğim yani. Masraflarım var, bir düzen kurmam lazım falan filan. Bunların hepsi masraf. Acele etmesem mi acaba evlenmek için? Nasıl? Ya mesela ben 10-15 sene aldı evlenme kararı almam. Hani kolay bir şey değil sonuçta. İnsan kafeslenmiş gibi oluyor. Ha. Yok ya. Benim için kafes mafes değil. Hem ben sevmem öyle insan oyalamayı. Anladın? Benim rahatım, keyfim yerinde. Ben çok mutluyum. Kaçayım mı ben? İncil'e bekler. Beklemezsin. Bekletme. Ben de raporları dedeme sunarım. Sonra konuşuruz. Konuşuruz. Kadir arıyor. Açma şimdi, 40 tane soru sorar. Ya açmazsam ortalığı ayağa kaldırır. İşte bundan kurtulmak için bu bedel ödenince İncil'a. Neyse aç. Hoparlörü de al. Eğleniyorum aslında ben bu manyakla biraz da. Alo. Ha, uzun çalınca merak ettim. Ne yaptın, neredesin, ne yapıyorsun? Bitti mi işin? Alo. Alo, sesim geliyor mu? Canısı. Alo. Alo, Allah Allah. Cemal mi var burada ya? Yalı bölgesi ya. Alo, sesimi duyuyor musun? Sesim gelmiyor. Gülüm.
Geldi. Şimdi duyuyorum sesini. Ha. Tamam, ben geliyorum, yoldayım. Kadir, benim işim biraz uzuyor da. Sen geç istersen, ben kendim gelirim. Nasıl ya? Ama konuştuk, saatten 5'te kapıda olacağım demiştim. Naz Hanım'la da konuştuk üstüne. Bir şey diyeceğim, Naz Hanım falan mı çıkartıyor ya bu mevzuyu, mesaiyi? Bir versene telefonu Allah aşkına bana be. Yok, Naz Hanım banyoda şimdi, olur mu öyle şeyim? Kadir, ben işim bitince geleceğim diyorum. Kız benden bir şey rica etti. Ne rica etti? Bara sarhoş toplamaya gitmeyeceksin inşallah. Ne barı Kadir, lütfen. Ben işim bitince geleceğim diyorum işte. Merak etme. Tamam. Ama eve yalnız geçmek yok, tamam mı? Tamam, şoför bırakır zaten beni. Ben bırakacağım. Kadir, lütfen. Ya İncil'e artık daha bunu tartışmayalım ya. Ben dururken el alemin adamıyla gezdirmem seni. Başta ne konuştuk, ne anlaştık? Neyse. Bak, hep ben bir adım sana geliyorum gülüm. Biraz da sen bana bir adım gel. İşim bitince alo diyorsun. Anlaştık mı? Tamam Kadir, tamam. Öyle yapalım. İşte bu. İşte bu gülüm. İşte bu. Süper, tamam. Hadi görüşürüz. Ya lan, ne değişik kafa ya. Gerizekalı. Naz'la konuşayım diyor. Patron seni ikiye katlar, dörde böler, haberi yok. Kadir'i vazgeçirmek öyle düşündüğün kadar kolay olmayacak. Şu yengemi bir morartalım da Kadir'e de sıra gelecek. De, ben sana bir uyuz oldum İncil'e. Naz, niye şöyle şeyler söylüyorsun? Ya bebek deyince yüzün kızarıyor. Ne kadar zor duruma düştüğümü görmüyor musun? Çok kötü hissediyorum kendimi. Kendi düşünü alamaz canım. Hadi gidiyoruz. Allah Allah. Bu kız banyoda değil miydi ya? Ne oluyor lan? Annemin önünde biraz samimi gözükelim. Annem adına senden özür dilerim. Ne haber? İyidir. Hadi. İncik, hadi. Hadi gel, olsun bitsin, tamam mı? Lütfen biraz sakin ol. Lütfen. Sakinim ben.
Birlikte de bu herifin sağa solu pek belli değil. Ya ortaklık kesmezse bunu? Kesmezse o zaman gerekeni yaparız oğlum. Ama o zamana kadar iyi davranmamız lazım, değil mi? Dede, bu herifin iyilikten, tatlılıktan anlayacağı yok. Düşmanı resmen inimize sokuyoruz gibi oldu. Yani akıllıca mı emin değilim. Asıl şimdi ona daha dikkatli davranmamız lazım Mete. Hem ben o çocukta biraz kendime benzer bir şeyler buluyorum ya. Estağfurullah dede. Daha 40 fırın ekmek yemesi lazım. Diyelim ki sana benziyor. Daha da zor. Yani kendin gibi bir düşmanı dibinde yetiştirmek. Mete, dostunu yakınında tutacaksın. Düşmanını daha da yakınında tutacaksın, anladın mı? Dost da olsa, düşman da olsa gözünün önünde olacak. Adını koyamadığın kişiyi arkana almayacaksın. Sen de alma. Adını nasıl koyarsın dede? 40 tane sınavdan geçiririm evlat. Varlıkta sınarım, yoklukta sınarım, darlıkta sınarım. Zorlukları nasıl aşabiliyor muyuz ona bakarım. Ondan sonra da kendi seçtiğim koltuklardan birine oturturum onu. Anladın mı? Bitti dede. Bakayım. Beğenmediğin yer varsa söyle dede. Aferin ulan. Parlak olmuş. Aferin. Aferin sana. Coşkun. Bu çok dede. Değil değil. Çok değil. Hadi bakayım. Dur ulan. Coşkun. Sen al bu yakışıklı delikanlıyı. Bir karnını doyur bakalım. Hemen. En son ne zaman adet oldunuz? Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Böyle bir şey hatırlanmaz mı? Yani insan böyle bir şeyi nasıl bilmez? Olabilir. Unutuyor çoğu hastamız. Evet. Evet. Biliyordum ben zaten. Hamile değil mi? Hayır değil. Üzgünüm ama gebelik yok maalesef. Geçmiş olsun. Anne, baba oluyor muymuş? Yenge, rahatladın inşallah. Bak,
Doğruyu söylüyormuşuz. Artık biraz sakinlersin umarım. Ortada doğru olan hiçbir şey yok çocuğum. Hepiniz başlı başına kocaman bir yalansınız. Neyse, en zor kısmı atlattık İncik. Tamam, hadi gel. Herkes ilk şoku atlatınca biraz daha rahat olacak. Kimse rahatlamayacak. Hiç böyle bir şey yapmamalıydık. Beni dinlemediniz ki. Ay dramaya başlamayın ya. Gerçekten evlenmiyorsunuz arkadaşlar. Her şey normal dönecek bir iki ay içinde. Hayır yani başladık, geri de dönemeyiz artık bu noktadan sonra. Al sabahtan beri daraldım zaten. Hadi gidelim hadi. Ben taksiyle gideceğim. Ben bırakırdım seni. Yok gerek yok. Ben biraz nefes almak istiyorum. Enfüsün Hanım'a daha fazla rahatsızlık verme. Tamam git nefes al hadi. Hanımlar beni yarı yolda bırakmayacaksınız değil mi? Sakın ha. Bak bozuşuruz demedi demeyin. Ya saçmalama zaten bu saatten sonra bırakamayız. Hadi yengem kendini imha etmeden gidelim. Sen de bir şey olursa ara beni tamam mı? Hadi. Geçmiş olsun ya. Kadir. Hani işini uzayacaksın? Uzadı. Bana niye haber vermedin hastaneye geldiğinizi? Kim için geldiniz hastaneye siz? Naz için geldik. Naz için geldiniz. Bütün aile komple Naz için geldiniz. Ozan oradaydı. Ne ayak? Ya biri kuzeni, biri de yeğeni. Füsun Hanım'ın doktoruymuş. O yüzden buraya geldiler. Hamile misin sen? Ne? Hamile misin sen? Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun sen? Bak ben başından beri uyuzum zaten. Gidelim soralım mı o muayenehaneye ha? Kim muayene olmuş, ne olmuş? Benim de bir kafam rahatlasın. Yeter, yeter. Yeter. Ne paranoyaksın sen ya? Yeter. İncila, İncila bak bana atar yapma. Tamam İncila. Biz konuşmadık mı seninle daha yeni? Yalan yok diye. Ya ben sana Naz'ın sorununu niye söyleyeyim? Nesi varmış ya Naz'ın? Kadın hastalığı. Oldu mu? Kadın hastalığı. Niye bilmek istiyorsun bunu? Mahrem demek ki. Ya sen Naz banyoda dedin. Bana desen ki ben hastaneye geldim. Gel beni buradan al. Ben ne yapacağım o zaman? Naz'ın mahremine mi gireceğim sanki? O telefonu verseydim saçma sapan konuşacaktın. O yüzden vermedim. Ya of! Hala söylemiyorsun neden hastanede olduğunu. Söylüyorum. İnanmayan sensin. Yalan söylüyorsun. Söylemiyorum yalan. Yeter ya. Gerçekten doğma beni ya. Yeter. Evet hamileyim. Hamileyim ben. Çocuğumu da sana kilitliyorum. Oldu mu? Duymak istediğini duydun mu? Oldu mu? Sen niye 7/24 beni takip ediyorsun? Eve bırakacaktım çünkü. Bırak o zaman. Tamam. Kuru cacığa da servis koyar mısın? Füsun. Canım, kıyamet kopmadı. Sadece oğlun aşık oldu. Ne var bunda? Oğlunun mutlu olmasından daha önemli ne olabilir? Bu neyin iyimserliği acaba Belgin? Ne saçmalıyorsun? Bence sen yaşayamadığın hikayeni yeğenin üzerinden yazmaya çalışıyorsun. Filiz, ortalık gergin diye susuyorum. Ama haddini bil. Kardeşimi de kendine benzetmişsin zaten. Ne diyorsun abla ya? Herkes kendini ateşe attı Füsun. Aldığın kızı hastaneye sürükledin ya. Niye? Hizmetçiymiş. Kim veriyor size bu yetkiyi? Birini nasıl bu kadar ezer aşağılarsınız? Biz kimseyi ezmiyoruz. Biz yanlışa yanlış diyoruz. Siz yanlışı oldurmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden anlaşamıyoruz. Kızı doktora mı götürdünüz siz?
Füsun. Evet baba. Ne çıktı? Hamile değilmiş. Bir kadın, bir kadına bunu yaptı öyle mi? Bu evde benim sözümün hiçbir hükmü yok öyle mi? Ben burada oğlumu kaybediyorum. Sen bana ne diyorsun baba? Neden bu kadar destek veriyorsun bu işe? Bu işi neden bu kadar destekliyorsun anlayamıyorum. Füsun. Füsun. Evet. Geç oldu. Biz de sofraya oturacağız ailecek. Ziya Bey de Belgin'e eve vakitli gel demişti baba. Belgin. Yemeği dışarıda yiyelim mi? Olur. Hemen çantamı alıp geleceğim. Aa, ya senin aklın başında mı? Ne yaptığını farkında mısın baba? Filiz. Sana misafirimizi huzursuz etme diye söyledim kaç kez. İyi akşamlar. Selam Mete'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ziya nerede? Beraber değil miydiniz? Beraberdik. Yemekten sonra ayrıldık. Kadir'le konuşabildiniz mi peki? Böyle oluyor mu o işler langır lungur? Herif evi mi bassın? Aman yok, basmasın. Bugüne biri o eksik. Naz nerede? Yukarıda, yeni geldi hastaneden. Yalnız ben şok. Kesin hamile diyordum, değilmiş. Ne hastanesi ya? He? Doktora mı götürdünüz kızı? Bilmem, karın anlatsın. Hoş geldin. Doktora mı götürdünüz kızı? Yengem ısrar etti. Ozan? O da gitti. Ben yapılmayacak bu iş demedim mi? Ne var canım, kafalar rahatladı. Hayır. Sen niye bu kadar sorun ettin, ben onu anlamadım. İnsanlık dışı bir olay var burada. İncile incile diye kendini yırtıyorsun. Yaptığın muamele bu mu kıza? Ya bir muayene olsun dedim, ne var bunda? Ben sonucun ne olacağım biliyorum sonuçta. Ne demek o ya? Bir muayene olsun demişmiş. Sana yapılsa hoşuna gider mi? Bana kim yapabilir böyle bir şeyi ya? Onu söylüyorum işte. Sana yapılır, seninki can, onunki patlıcan. Niye? Kız hizmetçi diye. Naz Hanım'ın gururu var, İncil Hanım'ın yok. Ya sen nerelere çektin meseleyi ya? Oldu bitti, yaptık işte. Sen biliyorsun benim derdimi zaten. Hem ben ne deseydim? Beni arasaydın. Ya kadın dedemi dinlememiş, seni mi dinleyecek? Dedenin de mi haberi vardı? Bizden birini arayabilirdin ama yapmadın. Ben kaçıyorum. Nereye gidiyorsun ya? Kafamı dağıtma, yoksa kafa göz gireceğim birine. Yahu daha yeni geldim, bunu mesele mi edeceksin gerçekten? Ulan sana 50 kere söyledik, yapma dedik. Niye dinlemiyorsun? Mecbur kaldım. Mecbur kaldın. İstediğin zaman 100 tane yol bulursun. Ama bulmadın. Sana da eğlence çıktı tabii. Mete'ciğim, İncil'in derdi senin niye bu kadar geriyor? Ben gideyim en iyisi. Sen eğleniyor musun ya? Niye bu kadar sinirlendi ben anlamadım. Sen anladın mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ulan şuraya arabayla geldik ama buz gibi, buz gibi. Kadir'cim sen bu gece otelde kal istersen. Yani babam bu durumlara pek sıcak bakmıyor da. Nasıl? Ama biz konuşmuştuk Osman babayla. Benim kafam rahat etmiyor diye izin vermişti. Ben mi yanlış bir şey yaptım? Osman baba! Osman baba, biz seninle bu kalma işini konuşmuştuk. Benim kafam rahat etmiyor diye sen izin vermiştin. Acaba ben yanlış bir şey mi yaptım? Ben sana sadece o gece için izin vermiştim. Gel evin ortasına kamp kur demedim. Hem sen söylesene bakayım bana. Biz sen olmasan kızımıza sahip çıkamıyor muyuz? Estağfurullah Osman amca. Neyse oğlum neyse, uzatma. Ne demişler? Evli evine, köylü köyüne. Siz daha evli bile değilsiniz. Hadi selametle. İncila ne oldu? Biri mi bir şey dedi?
Yok Kadir. Yani olması gereken oldu. Sen git istersen, daha fazla kızmasın. Müberra, ev soğudu. Sabah gelirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vay vay vay. Yere bakan yürek yakan seni. Aferin kız. Vallahi kedi olalı bir fare tuttun. Ben bir yedim yüzümü yıkayayım. Yıka yıka. Dur dur gitme. Gel. Bakma öyle. Ben her şeyi anlattım. Atıf Bey bugün benimle konuştu. Eğer senin de gönlün varsa biz de onay verirsek size arka çıkacakmış. İncila, hayatımızın şokunu yaşattın bize kız. Yani sormaya ne hacet ama annem illaki İncil'e de sor diyor. Sen de bakayım bana. Madem böyle bir şey vardı, neden bize söylemedin? Yoktu dedi. Yoktu, ben de çok şaşırdım. Çok mahcubum. Hem size karşı, hem Kadir'e karşı ama... Ama? Ama müsaadeniz olursa ben Ozan'la... Sen ne diyorsun İncil'e? Ben sana sormadım mı gönlünde başkası mı var diye? Hani anlatıyoruz ya. Olsa bile karşılıklı olacağını nereden bilecek kız? İşi geçti mi aranızda? Bu soruyu ben sorsam bana demediğini bırakma sen. Yok babaanne, hayır. İyi ya işte, ne güzel, yolu yakınken atalım sözü, olsun bitsin bu iş. Ne diyorsun Osman Bey ya? Ya sen demiyor muydun Kadir içime sinmiyor diye? Alıştığı düzene devam edecek işte. Kadir'e de ayıp olacak ama bu kız da yıllarca cefa çekti. Sefasını sürmek de hakkı. Ne demişler? Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Ozan olmaz. Yahu niye, niye? Torunun da istiyor. Ya sen senelerdir benim başımın etini yemiyor musun? Torunumu sev, ona iyi davran diye. Al torunun istediğini yapıyoruz işte. Sen kalkmış hala bana hayır diyorsun ya. Siz hepiniz bu kızı değil, yine kendinizi düşünüyorsunuz. Ayıp be, yazık. Kızım, sen kapılma parasına puluna. Bugün sever, yarın ezer. Hmm. Kadir çok iyi çünkü anne, değil mi? Bıkmadım bu fakir edebiyatından. Kapacaksın eni sen. Niye kapayacakmışım anne? Ben büyüttüm bu kızı. Konuşmak benim de hakkım. İncil'in hayatı kurtulacak. Tabii bizimki de. Kız haklı. Bunun da hayatı kurtulacak. Biz de rahatlayacağız. Turnayı gözünden vurmuş anne. Kolay kolay gelmez böyle fırsat. Laflara bak, laflara. Bulmuş sinek gibi. Ayıp ayıp, utanın kendinizden. Bu kızı sana emanet etmek hayatımın hatasıymış Müberra. Hayır, ben izin vermiyorum bu işe. Gerekirse sözü at ama Ozan olmaz. Oldu. Bir de adı çıksın, iyice başımıza kalsın. Olmaz öyle şey. Sen karışma bu işe Osman Bey. Asıl ben buradayken sen karışma. Bu kızın hayrına olan bu. Kızım söyle Atıf Bey'e. Uygun bir zamanda gelsin, detayları konuşalım. Yazıklar olsun Osman Bey. Bunca sene seni adam bildim de saydım. Şuncacık kızı bakmaya gelince fare oldun. Satmaya gelince şahin, öyle mi? Püh, senin kalıbın. Babaanne. Babaanne. Gerçek acıttı dedi. Afife sus. Susmuyorum. Kessen de susmuyorum. Bitti. Sana yeteri kadar hürmet ettim ben. Bu evlilik asla olmayacak. Bak
bak. Güya temizlemişler. Her yer toz içinde. Yani küçücük oda ama işi bitmiyor. O kız nasıl kalkacak bu kadar işin arasında? Sen de hemen. Anne sen Düzce'de kal. Bakıyorum da anneni postalamaya hemen dünden razısın. Kadir. Kadir. Ne? Oğlum senin neyin var ha? Kavga mı ettiniz? Ne alakası var anne ya? Ne bileyim oğlum öyle bir tadın tuzun yok. Dün kaldıyan adam bugün beni postaladı. Neden? Hangi adam? Osman amca. Dün kal demesi abesti oğlum. Yani sözün evinde kalınır mı evladım? Ha? Adam haklı. Baksınlar anne o zaman kıza. Ben ne yapayım? Nasıl uyuyacağım şimdi kafamda bin tane tilki? Ne oldu oğlum ya? Ne yaptı? Anlat bakayım bana. Of yok bir şey anne. Yok bir şey. Yani kafamdan ben mi kuruyorum, o mu kurdurtuyor anlamıyorum. Bana paranoyak diyor. O ne? Bir hastalık. Gereksiz şüpheleniyormuşsun, çok soru soruyormuşsun falan. Günahını almış o senin. Gidip kapıda mı uyusam? Ay oğlum ya. Ya bayılıyorsun arabada yatmaya. Oran buran tutuluyor sonra. Bak kızı arar söylerim. Vallahi kız haklı. Of anne of. Ne anne ya? Şimdiden buldumcu kuşu gibi oldun. Ne yapayım anne ya? Bir kere de ben buldumcu kuşu olayım. Aklım gidiyor kız gidecek bir şey olacak iş bozulacak diye son saniye. Zaten kız da bir öyle davranıyor bir böyle davranıyor. Ben anlamadım benim kafam artık çok karıştı. Ben gideyim nikah gününü alayım. Nikahı kıyayım kendi kafamı rahatlatayım. Ondan sonra evliliği düğünü ne zaman istiyorlarsa o zaman yaparız ya. Yani kız da ekmek gibi nimet oldu ya. Nimet gibi. Ziya dedi de otopark işini hallediyor. Bak her şey tıkır tıkır işliyor aslında ha, ne güzel. Sen bol bol oku üfle nazar değmesin anne. Zaten bunlar benim dualarım sayesinde oldu oğlum. Hı. Hayırlısıysa gelir seni bulur inşallah. Dedem bunca zaman benden uzak durmakta haklıymış. Siz gitseniz keşke babaanne. Ben benim için daha fazla kavga etmenizi istemiyorum. Hayır. Ben o hatayı bir kere yaptım. Ben hep görünmezdim sizin için. Ne değişti ki? Senin için hayırlı olanı yaptım sanıyordum. Ne desen haklısın. Ama artık seni bırakmam. Ne halan bakabilmiş sana, ne o evdekiler. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Sanıyordum ki sen de o evin bir kızı gibisin. Bana bak İncila. Gözlerime bak. De bakayım şimdi. Sen Boğzan'ı seviyor musun? Aklın karışmışsın. Kalbin de karışmış. Gerekirse hiç kimse olmasın. Ama Ozan asla olmaz. Niye karşısın bu kadar Ozan'a? Onu tanımıyorsun bile. Tanımama gerek yok. Sana ne kadar değer verseler de onlar için bir çalışansın. Bu insanlar için soy sop her şey. Bugün izin verirler. Yarın canını yakarlar. Siz... Birlikte büyüdünüz. Kardeş gibisiniz. Çok üzülürsün kızım, çok. Seni hiç üzmek istemesem de... kanımın son damlasına kadar bu işin karşısında dur. Yaşadıklarım var benim. Güven bana. Senden bir tek şey isteme hakkım varsa... aşkından ölsen bile onunla evlenme. İncila... Mete Bey geldi. Mete Bey. İyi akşamlar efendim. İncil'i almaya gelmiştim. Neden? Teyzem kendisiyle bir şey görüşecekmiş de sonra bizzat ben bırakacağım yine. Biz bu işe asla sıcak bakmıyoruz Mete Bey. Bunu önce bir konuşalım. Anne.
Haklısınız efendim. Kimse kimseye zorla bir şey yaptırmamalı. Tamam. İncil'e geç kalma kızım. Mete ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Bu eve kadar gelmek ne? Ya halan birine bir şey söylerse? Ben bulurum bir cevap. Teyzenle konuşmaya gitmiyoruz değil mi? Hayır. Doktora gitmişsin. Niye söylemiyorsun? Niye gittin? Beni niye aramadın? Ya niye hayır demiyorsun? İstemiyorum desene. Diyemedim. Diyemedim, anladın mı? Öyle sürükleniyorum ben. Hiçbir şey engel olamıyorum. Kim ne derse desin ben oraya gidiyorum, savruluyorum. Her şey o kadar çığırından çıktı ki. Tamam. Bir yere gidelim, bir lokma bir şey yiyelim. Salim kafayla düşünelim. Yok, aç değilim, istemiyorum bir şey. Bir şeyler atıştıralım, şekerin de yerine gelsin. Yemeyeceğim Mete, sağ ol. Ufak tefek, aperatif. Ya yemeyeceğim diyorum ya. Niye duymuyorsun? Duysana. Böyle oluyor işte ya. Aç değilim diyorum, istemiyorum diyorum. Bak işte bunu yapıyorlar bana. Yapmayın şunu, yapmayın artık. Duyun beni. İstemiyorum diyorum. Herkes ne yapmam gerektiğini söylüyor. Yeter ya. Gel İncil'e, git İncil'e. Açsındır sen, salaksın, bilmezsin. Ye İncil'e. Yemiyorum. Geçmiyorum da bir yere. Geçmiyorum ya. Özür dilerim. Naz diyor Ozan olmasa gebertirim. Babaannem diyor Ozan olursa hakkımı helal etmem, asla olmaz. Kadir bir taraftan, ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben artık? Haklısın. Çaresizce seni korumaya çalışıyorum, başka bir şey değil. Bir parçası olup kılımı kıpırdatamamak en çok da o koyuyor bana. Özür dilerim İncil'e. Sana ne dediysem sakinleştiremedim. Sana da çok kızgın. Haklı kendince. Bizim yaşadığımız şeyi yaşamadın. Bizim yaşadığımız farklıydı. Galiba senin bu hikayede bulduğun ilk aşkınla ilgili. Adı neydi? Afife miydi? Unutmamışsın. Efsaneler unutulmaz. Sen unuttun mu? Kıskanacağını hiç düşünmemiştim. Hoşuma gitti. Niye kıskanayım canım? Ne alakası var? Sadece Ozan meselesini canla başla kabullendin, sahiplendin. Herkese kılıç kaldırdın. Bence bu senin yaşadığın hikayeyle ilgili. Ama o bizim hikayemiz değil. Afife, Dilşat'la aramızdaydı hep, evet. Ben Dilşat'a da en başta söylemiştim. Dilşat kendi tercih etti başkasını seven bir adamla evlenmeyi. Ona yaşattıklarım için hep suçlu hissettim kendimi ama aslında suçlu da değildim. Ben de mutsuzdum. Ben de hapsolmuştum. Yine de hala zaman zaman içim acır. Üzülürüm onun için de, kendim için de. Ama seninle aramızda kimse yoktu Belgin. Ben seni kimsenin gölgesinde sevmedim Belgin. Aksine sen içimdeki bütün gölgelere vuran bir ışık gibiydin. Üzülme. Her şeyi karardım, çekip gittin. Yapma Belgin. O zaman elim kolum çok bağlıydı. Hayat bana hep imkansız aşklar verdi. Aşklar mı imkansızdı? Yoksa sen mi korkak davrandın? İkisi de olabilir. Bu yaştan bakınca korkaklık gibi geliyor, evet, ama o zaman çaresizlikti.
Haklısın. Kendim için göstermediğim cesareti torunum için göstereceğim, evet. Ozan da hayatı keşkelerin gölgesinde kavrularak yaşasın istemiyorum. Hiç değilse yaşadığımız acılardan öğrendiklerimiz onlara yarasın. Umarım. Umarım başarabilirler. Ama zor görünüyor. Hiç kolay değil. Birlikte olurlarsa üstesinden gelirler, göğüslerler. Evet. Onlar genç. Hala güçleri var. Bizim yok mu? Ben her şeyi geç kalmış gibi hissediyorum Atıf. Ne derler? Yaşadığın sürece hiçbir şey için geç değildir. Hayat belki de bizim zamanımız ancak gelmiştir. Kaos içinde ve biz eksiyiz zaten. Evet, eksiyiz. Cile hepsini reddet. Herkesi, her şeyi. Ne? Ozan'ı reddet. Zaten teyzem bayıla bayıla halleder. Sonra Kadir. Kadir de dedem halledecek. Bizimkiler? Bir şekilde hallederiz. Biz. Sen en çok neyden kaçıyordun? Benden. Ben de bundan sonra senin arkadaşın olacağım. Sana söz. Tamam. Bizim evde de kimse seni rahatsız etmeyecek en başta ben. Eğer bir gün gerçekten birine aşık olur, evlenmek istersen... ...o zaman gidersin. Yardım da ederim gitmek istersen. Okumak istiyordun, ona da yardımcı olurum. Tamam, biraz zamanı yayalım. Yani öyle pat deyince olmaz. Naz'ı da ikna etmek lazım. İstemediğin kimseyle bir şey yapma. Hepsini reddet. Şeytan diyor bas arabayla git şu anda terk et buraları. Biz o şeytana bir kere uyduk. Şimdi de bunları yaşıyoruz. Bu yaşadıklarını izlemek çok zor. Ama biraz daha tepki verirsem nasıl sorular sormaya başlayacak. Maalesef elimden gelenin hepsi bu şu anda. Ben bu kadarına razıyım. En azından artık karşımda değilsin. Yanımdasın. Yanındayım İncil'im. Hep yanındayım. Biz bir şey yaşadık. Bunun ceremesini bir tek sen çekiyorsun. İstemiyorum böyle olsun. Elimden ne gelirse yapacağım. İstediğin zaman beni ara. Tamam. Telefonumda ismini değiştiririm. Ne zaman istiyorsan beni arayabilirsin. Bugün de aramalıydın mesela. Nasıl ne diyecektin? Ya sana ne, ben bulurum onları ya. Onlar benim işlerim. Sen karışma. Allah Allah. Tamam, bak söylediklerimi unutma. Ben de elimden geleni yapacağım, tamam. Kendimi bastıracağım. Senden vazgeçmeye çalışacağım. Söz. 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 Bunları tek başına yaşamanı istemiyorum. Dediklerimi unutma İncil'e. Ne olursun dediklerimi unutma. Tamam mı? Hiçbir şeye mecbur değilsin. Hiçbir şeye. El alem ne dermiş, o nasıl olurmuş, bu nasıl bitermiş? Bunları düşünme. Kendi hayatını yaşa, bir tane hayatın var. Bırak sana yardım edeyim. Elini tutmama izin ver. Herkesi reddet. Lütfen. Thank you.
Ozan? Bu yurt dışı defteri falan tamamen kapanmıştır artık değil mi? Bu iş ne ara bu kadar normalleşti baba? Ben sizin hızınıza yetişemiyorum da o yüzden soruyorum, kusura bakmayın. Çünkü burada biten benim oğlumun hayatı. Niye bitsin kızım? Okulu bıraksın diyorsun baba. Aklım almıyor yani bu söylediğini. Kaydını buraya aldıralım diyorum. Okumadan olur mu ya? Hem belki İncil'e de gider. Baba, ben izin vermiyorum. Anlatabildim mi? Benim rızam yok. Olmayacak böyle bir şey. Sen de bir şey söyler misin artık? Füsun kızım, bak evlat senin tamam ama hayat onun. Sen onu sevmediği bir hayata mı mahkum edeceksin bir anne olarak? Bence Ozan için en doğru... 10 yaşında değil kızım o. Sen karar veremezsin. O zaten kendi kararını vermiş. Gemileri yakmış çıkmış karşımıza. Ben torunumun ömür boyu bir mutsuzluğa hapsolmasına izin vermem. O istediği sürece de dedesi olarak arkasında dururum ben sonuna kadar. Anneciğim, benim için endişeleniyorsun, haklısın da. Ama dedem doğru söylüyor. Belki böylesi benim için daha iyidir. Bir disipline girerim, düzene girerim. Evet, yani boş zamanlarında yanımıza gelir, işi öğrenir. Kendi seçti, kendi amaç etti. Bu iş onu büyütür kızım. Füsun, inada binen kıymete biner. Sen de bence kendini yorma. Bırak bu savaşı. Bırak hayal ettiği şeylerin hayal ettiği gibi olmadığını yaşayarak görsün, öğrensin. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Bırakayım kendi yaşasın, görsün. Zaten bana fikrimi soran yok. İyi, bana müsaade o zaman. Size de afiyet olsun. Baba, yani Füsun'un yanında olay daha büyümesin diye bir şey demedim ama... Yani bu iş desteklenecek bir karar değil. Bence keşke hiç karışmasaydınız. Git karını sakinleştir Bahri. Sofrayı daha fazla huzursuz etmeyin. Açtırma kutuyu. Ben de gidip bakayım. Geçecek, alışacaklar. Neye alışacaklar baba? Sence alışılacak bir durum mu bu? Var mı sonu yani? Sen görmüyor musun olacakları? Torununu tanımıyor musun gerçekten? Çocuğum, sen kendini hepimizden iyi tanıyorsun. Allah aşkına İncil'le bir tane ortak yönün var mı ya? Ağzını bıçak açmadı. Küsmüyorsun. Yorgunum sadece. Kıyamam sana. Ne yapabilirim senin için? Yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Güle güle. Akşam seninle bir şey konuşmak istiyorum. Önemli. Akşam mı? Hı-hı. Şimdi konuşsak? Akşam konuşalım. Şimdi konuşsak ya, önemliyse madem. Şey bari bir ipucu verseydin, iyi mi kötü mü? Ben akşamı nasıl çıkartacağım şimdi ya? Ha? Görüşürüz Kadir. Geldi akşam et şimdi ya. Verdi bombayı gitti ya. Thank you.
müsaadenizle. İncil Hanım. Evet dede. Kızı al buraya getir yemeği akşam. Konuşacaklarımız var. Onun da burada bulunması icap eder. Tamam dede. İnci. Alo. Ozan Bey, size konum atsam acaba gelebilir misiniz? Ne oldu? Konuşmamız lazım. Sen gelseydin burada konuşsaydık. Dışarıda konuşmak istedim. Tamam, geliyorum. Teşekkürler. Dede, İncil'e çağırdı. Sesi pek iyi değil. Müsaade edersen ben bir gideyim. Git oğlum, git. Akşam yemeği unutma. Kızı da getir. Müberra da masada olacak. Dedenleri de çağıracağım. Sen ciddi misin baba? Baba, şaka yapıyorsunuz herhalde değil mi? Dede, annemi daha fazla alevlendirmesek mi? Ben onlarla konuşurum. Sen kızı getir. Peki dede, istersen. Evet İzzet, gayet ciddiyim. Bu Kadir meselesi de ne oldu, neredeyiz bir görelim, bir konuşmamız lazım. Bu hafife alınacak bir mesele değil. Baba, hiç sağlıklı düşünmüyorsun. Bak bu Füsun'u daha da sinirlendirecek, üzecek. Değer mi gerçekten? Ziya Bey gelecek, Belgin burada. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ne olacak kızım ya? Hep birlikte bir aile yemeği yiyeceğiz. Ayrıca herkes alıştırsın kendini bu fikre. Bu çocuklar evlenecek. Ben ne yapmaya çalıştığını görüyorum, biliyor musun? Sen kendi gençliğini temize çekmeye çalışıyorsun ama burada olanlar öyle bir şey değil. Haddini bil Filiz. Haddini bil. Öyle gelir gelmez. Sen ne yapıyorsun? Naz nerede? Banyoda. Sen cevap ver, çık bana. Ozan'la konuşmaya gidiyorum. Krem kafeye. Ha, de karar verdin. Dediğini yapacağım. Önce Ozan'la sonra da Kadir'le konuşacağım. Ama nasıl olacak kestiremiyorum. Tamam. Ben de birazdan çıkıp geliyorum yanına. Merak etme. Ne kararı verirsen ver, arkandayım. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Yine jilet gibi olmuşsun. Benim çok hoşuma gitti bu iş adamımın. Mete, artık bana surat asmasan mı? Benim çok mu hoşuma gitti İncil'i oraya götürmek? Çabalıyorum ben de. Biliyorum. Biliyorum. Affet beni. Benim çıkmam lazım. Ya biraz daha kal böyle. Çok güzel kokuyorsun. Ah. Arsa işi halloldu. Tek imza kaldı Ziya Bey. Evet. Şu Kadir işini de bir yoluna koysak içim rahat edecek çocuğum. Yine o hanımefendi geldi. Ne yapmamı istersiniz? Seninle yalnız konuşabilir miyiz Kopsi'ye? Coşkun benim her şeyimi bilir. Benim için bir sakıncası yok. Benim için var. Ya Hafife. Yani öleceğime inanırım da seninle dünür olacağımıza inanmazdım. Biz seninle dünür falan olamayız Ziya Bey. Niye yani? Yani ben kabul ediyorum da sen mi kabul etmiyorsun? Yani yoksa Atıf'tan mı çekiniyorsun? Yani kaç sene oldu gene ya? Onlar kuzen.
Kim? Nasıl yani? İncil'e Atıf'ın torunu. İnci. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Nasıl olur ya, ben doktorla bizzat konuştum yani. Doktor insandı. Yardım etti bana. Mecbur kalmasaydım bu sır benimle birlikte mezara gidecekti. Bu nikah engel ol Ziya Bey. Ne yap et, sırrımı açığa çıkarmadan durdur onları. İyi misiniz Ziya Bey? Anlamadım. Neyi yapamayacaksın? Üzgünüm. Yani sizi de çok zor durumda bıraktım ama. Ama? Amasını İncil'e. Ne diyorsun sen? Dedemlerle milli mücadele başlattım ben. Sen benim yaşadıklarımı görmüyor musun? Annemin yaşadıkları ne olacak? Benim maruz kaldığım kin, öfke, nefret ne olacak? Sessiz olur musunuz? Ben bunları kim için, ne için yapıyorum? Sana aşık olduğumu, gerçekten seninle evlenmek istediğimi falan düşünmüyorsun değil mi? Tabii ki de düşünmüyorum. O zaman ben bunları seni korumak için yapıyorum. Sırf o dağ ayısıyla evlenme diye yapıyorum. Naz istedi diye. Bütün bunlar senin için. Herkes seni korumaya çalışıyor. Biliyorum. Biliyorum, evet. Farkındayım, haklısınız. Ama yok. Ben hep başından beri karşı çıktım zaten. Karşı çıktın? Evet. Tam olarak nerede karşı çıktın ya? Ha? Ben orayı kaçırmışım da. Olmayacağını söyledim. İstemediğimi söyledim ama Naz ısrar etti. Onun yüzünden böyle oldu zaten. Yok yani yol yakınken bunu... Yol yakın falan değil. Neresi yakın ya? Ben senin için hayatımı ortaya koydum. Yol mu oldu? Yok. Bu gece o yemeğe geleceksin. Anladın mı? Anladın mı? Ben size söyleyeceğimi söyledim. Sana bu gece o yemeğe geleceksin dedim. Ne yapıyorsun? Benimle kimse böyle oynayamaz. Koluma çiziyorsun, bırak. Sana geleceksin dedim. Bırak kolu. Konuşma, çekil. Ne yapıyorsun lan? Karışma, konuşacağız seninle. Mete Bey. Mümtaz abi, İncil'i eve götür. Manyak mısın oğlum sen, ne yapıyorsun? Sus dedim lan sana. Ya sen bu kızın bana attığı kazı biliyor musun? Lan sus. İncil'e, hadi seninle de sonra konuşacağız. Tamam? Abi. Oğlum nereye gidiyor İncil'e? Kusura bakmayın. Çok şükür tansiyonunuz iyi Ziya Bey. Sormamın sakıncası yoksa hanımefendi ne dedi size? Neden bu kadar üzüldünüz Ziya Bey? Coşkun. Hani sen az evvel bana hiç kötülük yaptınız mı diye sormuştun ya. Evet. Allah onun cevabını verdi, o kadını göndererek. Yani ben ona öyle bir şey yapmışım ki, yani ömür boyu ne kadar iyilik yaparsam yapayım, onun karşılığını, vebalini ödeyemem. Ama ben aslında ona iyilik yaptığımı zannetmiştim. Yani hani Pamuk Prenses'e kıyamayan avcı var ya, aynen onun gibi. Ama Allah'ın işine karışmayacaksın işte. Karıştığın zaman böyle büyük günah işliyorsun. Vazgeçti diyorum, vazgeçti. Anlamıyor musun? Lan kızı kadın doğuma götürürsen yüzüne tükürmediğine dua et. Sana ne lan? Sana ne? İkide bir de İncil'e de İncil'e. Koruması mısın sen bu kızı? Korumasıyım lan. İnsan gibi muamele yapın. Kızı hırpalıyorsun. Söyleyeyim mi lan Naz'a kızı hırpaladığını? Söyle lan. Söyle. Ben bunu kim için yapıyorum oğlum? Manyak mısınız siz? Benim yaşadıklarım ortada. Ailemin yaşadıkları... Geçiyorsun. Bırak lan. Ne yaşamışsın lan sen? Ne yaşamışsın? Naz'dan el almışsın lan. Bir araba para vermiş sana. Lan hangi parayı? Hangi eve yapılır bu? Kafayı mı yedin sen? Benden başka kim yapar? Ya onu söylüyorum işte. Senden başka kimse yapmaz bu salaklığı. Yapma diye buradayım.
Ya bu nasıl iş anne? Bir kere bile bahsetmedi bana, bir kere bile. Şimdi Ozan Bey'le İncil'e ne alaka? Dur bakalım kızım. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Ya sen şaka mısın ya? Babaannem istemiyor diye evlenmeyeceğim ne demek? Ya sen bana kafayı mı yedirteceksin ya? Ben neler yaptım? Herkesle kavga ettim bunun için. Naz, Naz ben istemediğimi söyledim zaten. Sen ısrar ettin. Olmaz dedim. Füsun Hanım, Filiz Hanım herkes bana pislikmişim gibi bakıyor. Ben bunu kaldıramam. Babaannem de çok üzüldü. Ben hayatta olduğum sürece izin vermem dedi. Hakkımı helal etmem dedi. İstemiyorum ben bunu. Daha fazla herkesi üzmek, haklarına girmek istemiyorum. Lütfen. Yeter. İncila, işinden de başlatma, babaannenden de başlatma ha! Biz ne için uğraşıyoruz, biz ne için uğraşıyoruz? Biz ne kadar uğraştık, sen farkında mısın bunun ya? Ziyade de gidecek, Kadir'le konuşacak, her şeyi anlatacak. Biz herkesi ikna etmeye çalıştık, senin için sofralar kurulacak bugün. Sen bunu böyle bir anda bozamazsın İncila. Babaannen hakkını helal etmiyorsa ben de etmiyorum. Benim dediğim olacak, anladın mı? Bitti gitti, giyiniyorum ben. Füsun'la Bahri nerede kaldılar? Niye hala inmediler? Bilmiyorum baba. Gel bakalım Biberra. Hani ailen nerede? Özellikle istemiştim. Özürlerini ilettiler. Annem hasta. Babam da onu bırakmadı. Kocan? Onların da başlarına bıraktım. Geçmiş olsun. Geç bakalım. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun lütfen, buyurun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Aa, gelin çocuklar, gelin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım, iyi akşamlar. Geçin siz de oturun şöyle. Ozan, geç oğlum sen de geç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Oo, hoş bulduk. Kocaman aile sofrası. Hoş merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hani Ziya nerede? Geliyorum dedi. Hatta siz oturun dedi. Yakınmış. Gelir şimdi. Öyle mi? Buyurun o zaman. Buyurun lütfen. Buyurun. Evet. Geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Kadir, ne yapalım? Mutlu haberi verelim mi? Verelim. Biz günü aldık, evleniyoruz.